Nedret Ersenel, Pakt Küresel her cümert içinde en açmaz görünen sorunların çözümüne, en azından bu krizlerin neresinden nasıl tutulması gerektiğine ilişkin yaklaşımlar bile üzerinden atlanıp geçilen, fark edilmeyen cümlelere dönüşebiliyor. Hatta kendi Dışişleri Bakanınızın tespitlerini, çıkış yollarına ilişkin yeni, şumullü, açık haber değeri olan okumalarını dahi ıskalayabiliyorsunuz. Filistin'de yaşanan İsrail soykırımı üzerinize doğru sıçramaya başladığında, Tahran'da yaşanan suikastla birlikte Lübnan ve Suriye'ye doğru atağa kalktığında, Amerikan Kongresi'ndeki alkışlar Orta Doğu kuzularının sessizliğiyle buluştuğunda, aslında çözümün olaylarda değil, tüm bölgede olduğunu daha çok fark etmeye başlıyorsunuz. Çözüm bulamadığınızda parçadan uzaklaşmak sorunun bütünde olduğunu gösteriyor. Tabii göz müsaitse. Herkes gibi Ankara'da İsrail'in sınırsız cesaretinin arkasında Amerika olduğunu görüyor. Görüyor ama bir farkla. Amerika'nın Siyonizme yaklaşımını şartlanmışlık olarak tespit ediyor ve bu doğru esasında kangrenin de sebebi. Çünkü şartlanmışlık yaklaşımınız ne kadar doğru, sabırlı ve iyi niyetli olursa olsun muhatabınızın çıldırtıcı bir körlük ve sağırlıkla sizi dondurması demek. Hırsızın çalarken çekilmiş fotoğrafını gösterdiğinizde bile sizin makineniz yanlış çekmiş yanıtını alıyorsunuz ve ağır bir çaresizlik çukuruna yuvarlanıyorsunuz. Önce de yazmıştık. Sonunda iş şuraya gelir. Kendi siyasi ikballeri uğruna Gazze'de bebek bedenlerine basıyorlar ve kendilerini şartlandıran sahiplerini de kongrelerinde ayakta alkışlıyorlar. Alkışladıkları aynadaki suretleridir. Haliyle herkesin eli kolu bağlanıyor. Bağlanmakla da kalmıyor, size sirayet etmesi çok muhtemel yangının alevleri yüzünüzü yalamaya başlıyor. Böylesi halde çözüm bulmak da, bulamadığınız durumda çözüm üretmek de mümkün görünmüyor. Hakan Fidan'ın geçtiğimiz perşembe günü verdiği bir röportajda sınırlı tuttuğu da anlaşılan ama nedir diye üzerine gidilmeyen bir cümlesini açılışa alarak Türkiye'nin yürü bölgesel adımlara giriş yapalım, aynı zamanda tehlikenin tarifidir. Bölgenin yaşanan olayların geldiği durum, endişemizi, çok daha artırmış durumda. İsrail'de söylenen sözleri dinleyen yok. Kulaklarını kapatmışlar. Uluslararası sistem İsrail'e bir şey söylemekten aciz durumda. Ne zaman uluslararası sistem bir duvara toslar, büyük bir kriz yaşar, ondan sonra İsrail'le geliştirdiği ilişkiyi gözden geçirir. Bunun dışında ben bir önleyici adım atılmasını açıkçası mümkün görmüyorum bölgenin ve dünyanın zaten savaşlar üzerinde yaşadığı, çok sayıda irili ufaklı ülkenin iç çalkantılarla, dünyanın ekonomik belirsizliklerle boğuştuğu bir dönemde Sayın Fidan'ın duvara toslamak ve büyük bir kriz olarak beklediği nedir? Keşke sorulsaydı. Bakanın kısa süre önce olası bir üçüncü büyük savaşa atıf yaptığı da anımsandığında, çözümün dahi düzenin duvara toslamasıyla tarif edildiği muhtemel durum nedir? Bu işin birinci kısmı. İkinci kısmı da sorunlara tek tek değil, kökten ve toptan kapsayıcı çözüm bakışıyla yaklaşmakla ilgili. Orta Doğu genelinde bu ne, nasıl olabilir? Yine hatırlatalım. Türkiye-Suriye normalleşme girişimlerinin geliştirilmeye çalışıldığı bu dönemde bir seri bölge ülkesinin ve kimi bölge dışı ülkelerin bu adımları desteklediğini paylaşmış, hatta bir listede çıkartmıştık. Mısır, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, zaten Türkiye, Rusya ve Çin gibi Buna Sayın Fidan'ın yurt dışına yaptığı ziyaretlerdeki konuşmalarının satır aralarında yaptığı bazı göndermeler eklenmiş. Ben dahil sayısı 2-3'ü geçmeyen gazeteci de burada yeni bir şey var mı mealinde yazılarıyla ilavelerde bulunmuştu. Şunu önceliyoruz. Sadece Türkiye'yi değil, bölgemizi de bir istikrar adasına çevirmenin yollarını arıyoruz. Bunun için Ekonomik düzen kuruculuk, ekonomik işbirlikleri çok önemli. Bölgemizdeki ülkelerde eğer istikrarsızlık oluşturucu bir durum varsa, bizden destek istendiğinde her zaman vermeye hazır olduğumuzu da söylüyoruz. Bir de bizim bölgemizin kronik bir sorunu var. Bölgedeki devletler ne birbirlerine çok fazla güveniyorlar, ne de dışarıdaki hegemonun tasallutundan beri olabiliyorlar. Bunu kökten çözmenin yolu, Açıkçası bir güvenlik platformu, bir güvenlik paktı oluşturmak, aslında kendi güvenliklerini kendilerinin sağlayacağı, birbirlerine tamamıyla güvenebilecekleri bir bölge güvenlik paktı platformu oluşturdukları zaman ne dışarıdan gereksiz müdahalelere açık hale gelirler ne de birbirlerine karşı istikrarsızlık üretirler. Bu kadar açık söylenmesi ilktir. Henüz bedenlenmemiştir ama ilerleme var demektir, çözücüdür, geniş kapsamlıdır. Anlaşılıyor ki Cumhurbaşkanı planın hamisidir, desteği bulunuyor, hatta müstakilen üzerine eğiliyor. Birçok ülkeyle konuşulduğu, görüşüldüğü de kuvvetlice hissediliyor. Kümeler değil, Hepsidir. Yapılacak çok işi, el tutan bir ton mevzuatı olduğu belli. Kaldı ki birçok ülkenin iç sorunları da adımları ağırlaştırabilir ama kıymeti tartışılmaz. Özüne bakıldığında, bölgenin kaderi haline gelmiş iç çatışmalara ve daha önemlisi dışarıdan yapılan girişimlere set çekme potansiyeli vadettiği ortadadır. Bölgenin bağımsızlaşması üzerinedir ve dahi güvenlik dendiğinde üniformada olacağından, hayli tartışmayı ve tuzağı da üzerine çekeceği aşikardır. İşte bölgenin tümü için bir çözüm çıkış yolu olarak özgün aklın kurulduğu da, bir samimi davet olduğu da ortadadır. Nedret Ersenel, Yeni Şafak Murat Alan Kaşıkçı'dan Heniye'ye, Suud'dan İran'a usanan sinsi bir plan. Hamas siyasi büro başkanı İsmail Heniye Tahran'da gerçekleştirilen kalleş suikastla şehit edildi. İran beceriksizlikle suçlanıyor. Üstelik en iyi ihtimalle beceriksizlik deniliyor. İsrail Heniye'nin konutunu nereden biliyordu? İstihbarat nereden geldi? Saldırıda hangi silah kullanıldı? İran'da güvenlik zafiyeti mi var? bir sürü soru soruluyor. Daha önce İranlı General Kasım Süleymani Amerika saldırısında öldürülmüştü. İsrail ise İran devrim muhafızları ordusunun Suriye'deki komutanlarından Razi Musevi'yi Şam yakınlarında düzenlediği saldırıda öldürmüştü. İran topraklarında da girişilen birçok eylem. Ama ilk defa İran'ın bu kadar derinlerde böylesine büyük bir suikast düzenlenmesi ülkenin içinde bulunduğu zafiyetin de göstergesi olarak yorumlanıyor. İsrail dünyada terörizmin kurumsal olarak hayat bulduğu en organize yapılanma Siyonist çete tarafından ifade edilip köleleştirilmiş Amerika'da İsrail denilen çetenin hamisi konumunda. Bu terör eylemindeki İran beceriksizliği faktörünü sorgulamak şu an için anlamsız. Ama Heniye'ye yönelik suikastın neden İran'da yapıldığı sorgulanmalı. Siyonist çetenin bu saldırıyla neyi amaçladığını ortaya koyması açısından önemli. Hatırlayın Cemal Kaşıkçı Türkiye'de katledilmişti. Ne alakası var şimdi Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesiyle Heniye suikastının demeyin. Bence amaçları açısından çok büyük benzerlikler içeriyor. Bir taşla kuş sürüsü vurulmak isteniyor. Suudi Arabistan Krallığı'na muhalif konumdaki Suudi gazeteci ve köşe yazarı Cemal Kaşıkçı 2 Ekim 2018'de öldürülmüştü. Kaşıkçı evlilik işlemleri amacıyla Londra yerine Suudi Arabistan'ın İstanbul'da bulunan baş konsolosluğuna davet edilmiş, Suud hükümeti ajanları tarafından burada vahşice yöntemlerle parçalanarak katledilmişti. Kaşıkçının cesedi dahi bulunamamış, yoğun baskı üzerine Suudi Arabistan yönetimi konsoloslukta arama ve inceleme yapılmasına müsaade etmişti. Amerika ve Avrupa ülkelerinin kınadığı hatta Türkiye'yi kışkırttığı saldırı sonrası iki ülke arasında ipler kopmuştu. Kısa süre öncesine kadar NATO benzeri İslam ordusu kurma fikri etrafında kenetlenen zihinler adeta düşman hale getirilmişti. Suudi yönetiminin önderliğinde Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde dahil olduğu Arap ülkelerinin küreye el basma hadisesiyle ifşa olan karanlık bir sürece evrilmişti. Türkiye bu oyunu gördü. Bir cinayeti en ince ayrıntısına kadar deşifre etmekten geri durmadı ama evrensel değerlerin sözde savunucusu Batı'nın kirli planına da alet olmadı. Filistin davasına ömrünü adamış İsmail Heniye'nin şehadetinde de benzer bir oyun oynanıyor. Siyonistler Heniye'nin şehit edilmesini açıktan sahiplenmeyip ortalığa yaydıkları ama fakat lakinlerle Tahran'a adres gösteriyor. Sünni Şii düşmanlığını körükleyip Filistin davasında dahi bir araya gelinmesine engel olmak istiyor. Kaşıkçıyı ve katillerini Türkiye'ye yönlendirip su türk yakınlaşmasını sabote eden akıl, Heniye'yi İran'da şehit ederek Filistin davasının katalizör etkisini ortadan kaldırıyor. Siyonizmin aklındaki şey Üçüncü Dünya Savaşı değil. Sünni-Şii çekişmesini bir çatışmaya dönüştürüp İslam coğrafyasının zaten etkili kullanılamayan kaynaklarını tümden yok etmek. Oluşan boşlukta adım adım toprak kazanıp İsrail'in büyümesini sağlamak istiyorlar. Meseleye bir de bu açıdan bakmak lazım derim. Selametle. Murat Alan Yeni Akit